أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbul Alemin bizleri dini İslam üzere yaşam sürmeyi nasip eyleyerek sırat-ı müstakimde daim eylesin. Evet, o müminler ki Rabbim Allah derler. Rabbim Allah ne demek? Rab terbiye eden demek. Allah'ım benim hayatım senin istediğin şekilde, senin terbiye ettiğin şekilde. Allah terbiye edendir. Allah hükmedendir. Allah kudret sahibidir. Kainattaki bütün varlıklar isteyerek veya istemeyerek ona boyun eğmişlerdir. Evet, aziz kardeşlerim, Allahu Zülcelal Hazretleri işte وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Müminlerin kurtuluşa erecekleri özelliklerinden birisi de iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırma özelliği vardır. Müminlerin, evet, sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. Evet, her Müslüman gücü nispetinde bu vazifeye yerine getirmesi için bu vazifeyi söz sahibidir, mükelleftir. İyilikler, kötülükler, hayra çağırmak. Evet, insanların anlayışlarına göre, kültürlerine göre, eğitimlerine göre iyilikler, kötülükler fark eder. Ancak bizim inancımız, dinimiz, Allah'ın bize göstermiş olduğu helal dairede hayat sürmek, münkeratlardan kaçınmak, tehlikeli gördüğü, yasak gördüğü tutum ve davranışlardan şiddetle kaçınmaktır. Evet, kötülüklerin veya iyiliklerin ölçüsü budur. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan bir ruh olsun. Şimdi tabii bir devlette, bir ülkede yaşıyoruz. Bir devletin neyi var? Güvenlik güçleri var. Evet, efendim askeri var. Bunlar ne yapar? Bak, güvenlik güç diyoruz. Bunlar organizeli bir şekilde emir komutayla devletin, toplumun maslahatı, toplumun sükuneti, efendim güveni için görev başında bunlar. Tabii bunlar resmi. Bu resmi görevde olanlar da niyet olarak yapmış oldukları vazifede kötülüklere karşı set çekip iyiliklerin öne çıkması için gayret ediyorlarsa onlar da o anda ibadet halinde olurlar. Müslüman da her alanda böyledir. İbadet halinde. Çünkü aziz kardeşlerim, kötülüklerin yayılması iyiliklerin yok olmasına sebep olur. Kötülüklerin meşru görülmesi, Allah muhafaza eylesin, takva sahibi iyi insanların yaşam tarzlarının hayatın dışına itilmesine sebep olur. Onun için bu topluluk İslam hukuk içerisinde de aynen emniyet güçleridir. Ama onun haricinde hisbeyle, gönül rızasıyla, gönülden Allah'ın rızasını, Allah'tan ecrini bekleyerek kötülüklere karşı, yanlışlıklara karşı bir güzel bir üslupla onların önüne geçmeyi sağlamak her Müslümanın vazifesi. Ama aziz kardeşlerim, gelin görün ki günümüzde, yani biz afaki böyle yaşanmayan,
yaşanılması mümkün olmayan bir din anlatmayalım. Şöyle dini İslam'ı hayatımıza indirgeyecek olursak, hepinizin başına gelmiş olan, hepinizin başına gelebilecek olan bir takım olaylar var. Hepimiz buna şahidiz. Yani bir yanlış bir davranış var. O davranışı, işte Allah Resulü de öyle buyuruyor, öyle bir zaman gelecek ki diyor, iyilikleri emredemeyecek, kötülüklerden de sakındıramayacak durumlara geleceksiniz diyor. Ya Resulallah, öyle bir durum olacak mı? Daha beteri olacak diyor. Olmaması için söylüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Olmaması için, önlem almamız için bunu söylüyor. İyilikler yasaklandığı zaman, kötülükler de emredildiği zaman haliniz ne olacak? Allahu Ekber. Ya, aziz kardeşlerim, işte bu manada iyiliklerin yapılmasında Müslümanlar bedel ödeme niyeti taşımazlarsa kötülükler hüküm sürer. Kötülükler dalga dalga yayılır aziz kardeşlerim. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayeti kerime karşısında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir yanlışlığı, bir kötülüğü gördüyseniz onu elinizle düzeltmeye çalışın. Dediğimiz gibi tabii bizim elimizle düzelteceğimiz işler var, elimizle düzeltemeyeceğimiz işler var. Öyle ya, bir insan size durmadan rahatsızlık veriyor, sizi tehdit ediyor, yolunuzu kesiyor. Bunu siz kendi elinizle düzeltmeye kalkarsanız daha kötü felaketleri meydana çıkarırsınız. Bunu gerekli güvenlik güçlerine söylemek en güzeli. Yani bir hukuk dairesi içerisinde yanlışlıkların önüne bu şekilde geçilmesi lazım. Ama bir yerde oturuyorsunuz, 3-5 arkadaş oturuyorsunuz, baktınız bir insanın yanlışlığı var, sözlerinde, konuşmalarında hem itikada ters, efendim hem topluma iftira, töhmet altında bırakacak bir takım sözler var. Orada susmak olmaz. Güzel bir üslupla o yanlışlığı bildiğimiz ölçüde düzeltmemiz gerekir aziz kardeşlerim. Değilse o kötülüğe biz de ortak olmuş oluruz. Aziz kardeşlerim, iyi ile kötünün mücadelesi yeryüzünde ilk insan Hazreti Adem aleyhisselama dayanır. Oğlu Habil ile Kabil'e dayanır. Onların arasındaki olay, kimi birisinin davranışı takva üzere olduğu için Allah-u Teala'nın rızalığına kavuştu ama öldü, öldürüldü ama o mağlup olmadı, Allah katında muteber oldu. Öbürü öldürdü ama haklı olmadı ve pişman oldu. İyilik üzere hayat süren insanlar zaman zaman mağdur olurlar. Mazlum duruma düşerler. Ama hiçbir zaman kaybetmezler aziz kardeşlerim. Buna kafamızı, buna bir defa aklımızı kesin bir şekilde inanacağız. Buna aklen kanaat getireceğiz. İyilik yapan insanın asla ve asla akıbeti kötü olmaz. Bunu tabii Allah rızası için yapıldığı takdirde böyle bileceğiz.